Merhaba arkadaşlar, bugün logaritma ile beraberiz. Bilmeniz gereken tüm kuralları burada anlatacağım size arkadaşlar. Yaklaşık 10 tane kuralımız olacak. Onları öğreneceğiz. Onlarla ilgili de birer ikişer tane örnek yaparak 20 soruda arkadaşlar konumuzu bitirmiş olacağız. Bu ders bittiğinde basitten zora doğru arkadaşlar bütün logaritma sorularını çözebilir hale geleceksiniz. Evet, ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Bir logaritma fonksiyonu var. Bu fonksiyonun arkadaşlar tanımlı olduğu tam sayılar kaç tanedir diyor. Bir logaritmanın tanımlı olması için birkaç tane şartımız var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar değil mi? Paydanın olması gerekiyor. Payda dediğimiz şu taban kısmın x'in olması gerekiyor. Pozitif olması gerekiyor. Aynı zamanda logaritmanın iç kısmının da pozitif olması gerekiyor. Aynı zamanda aşağının da bir olmaması gerekiyor. Yani 3 tane kuralımız var. Bu 3 kurala göre arkadaşlar soruyu çözeceğiz. Bir kere şurada yapacak bir şey yok zaten. X büyük 0. Tamam. Şuraya gelince burada 11. sınıf gördüğümüz konu vardı. Neydi? Tablolar ve eşitsizlikler. Bununla ilgili arkadaşlar bir tablo yapacağız. Çarpanları ayırıyoruz. 5 eksi x ve 5 artı x şeklinde. Ve bunun büyük 0 olduğu yerleri merak ediyoruz. Demek ki x 5 ya da x eksi 5 bu eşitsizliğin kökleridir. Kökleri tabloya yerleştiriyoruz. Eksi 5 ve artı 5 olmak üzere. Ve baş katsayımız eksi olduğu için eksi artı eksi şeklinde gidiyoruz. Bizden büyük sıfır taraf istendiği için çözüm kümesinin eksi 5 ve artı 5 aralığı olduğunu biliyoruz. X için burası olmalı. Ama diğer taraftan zaten ilk şartta bize pozitif olsun demişti. O zaman eksi 5 artı 5 yerine ben ne yapacağım? Ne yapacağım? 0 ile 5 aralığını alacağım. Diğer taraftan x 1'de 1'e eşit olmasın diyordu. Neden? Payda 1 olursa logaritma tanımsız olur. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu aralıktan 1 de 1'i çıkaracağız. Evet, bu logaritmanın tanımlı olduğu aralık burası. Dediğim gibi bir özet yaparak geçelim. 3 tane şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi payda ne olmalı? X yani taban dediğimiz kısım ne olmalı? Pozitif olmalı. Logaritmanın içi yani 25 eksi x kare dediğimiz kısım yine pozitif olmalı. Ve taban x hiçbir zaman 1 olmamalı. Evet, ikinci soruya geçtik. İkinci soruda da yine yeni bir kuralımız gelecek. Bu kuralda şunu göreceğiz. Tabanın üzerine şunu yazdığımızda bu logaritmanın iç kısmına eşit olacak. Yani 3 üzeri 1 yazdığımda bu logaritmanın içindeki şu ifadeye eşit olmuş olacak. Bu vesileyle ne yaptık? İlk logaritmadan kurtulmuş olduk. Şimdi gelelim ikinci logaritmaya. Bu sefer bu tabanın üzerine bunu yazdığımda yani 2 üzeri 3 yazdığımda bu logaritmanın içine eşit olacak bulduğumuz değer. Bakın ne oldu? 8 eşittir 2x eksi 1'den 9 eşittir 2x ve x 9 bölü 2 gelmiş oldu. Demek ki ne yapabiliyormuşuz? Logaritmanın tabanını alıp eşitliğin karşı taraftaki ifadenin bunun üzerine üst diye yazıyoruz ve bunu logaritmanın içine eşitliyoruz. Evet, buraya gelelim. Burada da yeni bir kural var. Üçüncü kuralımız bu defa. Bu kuralda logaritmanın iç kısmı tabanıyla aynıysa bunun sonucu 1 yapacaktır. Logaritmanın görünmeyen tabanı eğer yazılmadıysa her zaman nedir? 10'dur. Değil mi? Bu iki kurala göre arkadaşlar bakalım soruyu çözmeye çalışalım. Ne demiş? Logaritmada taban 5, içte 5. Demek ki buranın değeri 1'miş. Logaritmada görünmeyen tabanımız her zaman neydi? 10'du. Dolayısıyla logaritma 10 tabanda 10. İç ve taban içte olduğu için yine 1'dir. Ama başında 3 çarpanı var. Yani 3 çarpı 1. Cevabımız 1 eksi 3'ten eksi 2 yapacaktır. 4 numaradayız. Aşağıdaki ifadelerin değerlerini hesaplayın diyor. Bize birkaç tane şık varmış. Bunları tek tek hesaplamamız gerekiyor. Burada da tabii ki yeni bir kuralımız var. O kural da şu. Ne yapacağız? Logaritma A tabanında B üzeri m diyelim mesela. Ne olacak? Bu m başa bölü olarak gelecek. Kesir olarak. Evet, bunu yapabileceğiz. Eğer logaritmanın tabanının üzerinde kuvvet varsa bu sefer de bu başa 1 bölü m olarak gelecektir. Yani paydadaki ya yani tabandaki kuvvet paydaya, üstteki kuvvet paya geliyor. Yine logaritma A tabanında b diyeceğiz. Evet, bunu yapabileceğiz. Bakalım soruya şimdi. Birinci şıkka bakalım. Birinci şıkta diyor ki logaritma 3 tabanında şöyle güzel yazalım orayı. Evet, logaritma 3 tabanında 1 bölü 27'yi nasıl ifade edebiliriz? 3'e benzetmeye çalışacağız. 3 üzeri eksi 3 diye ifade edebiliriz. Gerçekten de çünkü 1 27 yapacaktır. Eksi olduğu için de onu takla attırmıştır. 1 bölü 27 yapmıştır. Evet, bunu yapabiliriz. Ne yapmıştık biraz önceki kuralımıza göre? Üstteki kuvveti başa pay diye indirebiliyorduk. Yani eksi 3 çarpı logaritma 3 tabanlı 3 elde ettik. Biraz önceki bir önceki bölümde de şunu öğrenmemiş miydik? Logaritmada taban ve iç aynıysa bunun sonucu 1'di. Yani o zaman şuraya 1 dediğimizde eksi 3 çarpı 1'den cevabımız eksi 3 yapacaktır. 2 numaraya bakalım.
İki numarada elen. Ha, elen kavramı da tanımlayalım. Elen arkadaşlar logaritmanın e tabanında olan halidir. Yani logaritma a tabanında e diye bir ifademiz varsa biz buna kısaca elen e diyeceğiz. Pardon, elen a diyeceğiz. Yani tabanı e olan logaritmalar kısaca elen diye gösterilmiş olacak. Onun dışında hiçbir farkı yok. Bildiğimiz logaritma işlemlerinin hepsi burada da geçerli olacak. Şimdi iki numara bakalım. Elen demişti. Elenin görünmeyen tabanı e'di biliyorsunuz. Yani biz bunu aslında logaritma e diye yazabiliriz o zaman. Bu arada üst tarafta da bakın ne var? Köklü bir ifade var. Yani logaritma değil mi? İçerisinde e üzeri 1 bölü 3. Köklü sayıları biliyorsunuz içini dışına bölerek değil mi kökten kurtarabiliyorduk. Bu durumda soru biraz önce öğrendiğimiz kurala dönüşmüş oldu. Şu üstteki kuvvet başa kesir olarak geliyordu 1 bölü 3. Logaritma e tabanında e kalıyor elimizde. Burada zaten taban ve iç aynı olduğu için logaritma e tabanında e1 diyemez miyiz? Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı 1'den bunun cevabı da 1 bölü 3 yapacaktır. Evet, şu kısmı silelim. Şimdi ne yapıyoruz 3. örneğimizde? Bu sefer tabanı 2'ye benzetiyoruz. Hani kuralımız neydi? Tabanla değil mi? İç aynıysa bunun sonucu 1 yapar demiştik önceki bölümde. Dolayısıyla ne yapacağız? Taban ve içi aynı yapmaya çalışacağız. Bunları birbirine benzetmeye çalışacağız. Hemen 3 numarayı yazıyorum. Logaritma 8'i nasıl yazabilirim ben? 2'nin küpü diye yazabilirim. Ne oldu şimdi? Bu defa kuvvet tabanda geldi. Tabandaki kuvvet 1 bölü diye geliyordu başa. Logaritma 2 tabanında 2. Zaten yine biz yine logaritma 2 tabanında 2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 3 ile çarptığımızda sonuç 1 bölü 3 olacaktır. 4 numara logaritma bu sefer ne demiş? Bakın 100 demiş. Ha, biz logaritma 100'ü logaritma 10'un karesi şeklinde düşünebiliriz. Logaritmanın görünmeyen tabanı da 10 değil miydi zaten? Dolayısıyla şu üstteki 2 başa gelirse 2 çarpı logaritma 10 tabanında 10. Logaritma 10 tabanında 10'un 1 olduğunu bildiğimize göre cevabımız 2 çarpı 1'den 2 olacaktır. 5 numara. Logaritmada taban ve iç aynıysa işler kolaylaşıyor. Dolayısıyla bunları birbirine benzetmemiz gerekiyor. Ama içi biraz garip. Hadi bakalım içinde birkaç işlem yapalım. Logaritma 5 tabanı dursun. Biraz önce öğrendiğimiz kurallar üzerine devam ediyoruz. Köklü sayılarda böyle iç içe kökler varsa ne yapıyorduk? Kök derecelerini çarparak yeni bir kök oluşturuyorduk. Bakın bunun derecesi 2'dir görünmeyen. Bunun 3 zaten bunun da 2'dir. Bu kök derecelerini çarparsak 2 çarpı 3 6, 6 çarpı 2 12. Yeni kökümüzün derecesini 12 olarak belirleyebiliriz. Bu arada tabii ne yapmamız gerekiyor? Bütün aradaki sayıları da en içteki kökte biriktirmemiz gerekiyor. En içte zaten 5 var. Bu dursun. Şu 5 içeriye bunun yanına 5'in karesi şeklinde girer. Neden? Çünkü kare kökün içine girerken ne yapacak? Kare kuvvet olarak girecek. Şuradaki 5 de 2 kere içeri girecek. Önce küpün içine girecek, sonra oradan çıkıp karenin içine girecek. Şimdi küpün içine girerken 5'in küpü diye girer. Sonra karenin içine girerken üzerine bir daha ikinci kuvvet alacak. 5'in altıncı kuvveti diye girecek. Yani elimizde böyle bir ifade oluştu. Bakın logaritma 5 tabanında 12. dereceden kök içerisinde üstü sayılarda çarpma yaparken biliyorsunuz üstleri topluyorduk. 6, 2 daha 8, 1 daha 7. 5 üzeri 7 elde etmiş olduk. Bu da logaritma 5 tabanında 5 üzeri 7 bölü 12 değil midir? Ne yapıyorduk? Logaritmalarda içindeki kökten kurtulmak için ne yapıyorduk? Kökü üstü bir şekilde ifade ediyorduk ki logaritmanın kuralı gereği şu üst başa çarpma olarak inebiliyordu. O zaman 7 bölü 12 baş tarafa çarpma olarak gelsin. Elimizde logaritma 5 tabanında 5 kalsın. Logaritma 5 tabanında 5 zaten 1 yapacağı için cevabımız buradan 7 bölü 12 olacaktır. Burada yeni bir kuralımız var. Evet, yeni kural gelsin. Ne olsun kural? Eğer logaritmada tabanlar aynı olmak şartıyla logaritma a tabanda ve a tabanda c dedik bakın. Arada artı olduğu için logaritma aynı tabanda kalmak şartıyla içler çarpılabilir. B çarpı c. Eğer burada şey olsaydı eksi olsaydı yine tabanlar aynı olmak şartıyla bu durumda aynı tabanda içler bölünürdü. B bölü c. Evet, bu kuralları kullanalım. Ancak bunu yapabilmemiz için kesinlikle ve kesinlikle şu başında herhangi bir katsayı olmamalı sayıların. Logaritmanın önünde bir sayı varsa önce onu ne yapacağız? Üst olarak içeri alacağız. Ondan sonra bu kuralı kullanabiliriz. Ne demek istiyorum? Görelim soruda. Şimdi bakın burada logaritma 24 tabanında, bu da logaritma 24 tabanında. Ha, arada artı olduğuna göre demek ki bunların içleri çarpılacak. Ama logaritmanın başında bir katsayı olmaması gerekiyor demiştik. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Nasıl kurtulacağız? Bunu geldiği yere geri göndereceğiz. Bir önceki bölümde ne yapmıştık? Sayının üstündeki kuvveti başa çarpan olarak almıştık. Demek ki bu bunun üstünden gelmiş. Yani logaritma 24 tabanında 2'nin karesiymiş bu aslında önceden.
Burada zaten öyle bir sorun yok, olduğu gibi yazdım. Şimdi 2'nin karesi 4 demek değil mi? Yani logaritma 24 tabanında 4 artı logaritma 24 tabanında 6. Yeni öğrendiğimiz kural gereği. Logaritmalar toplanıyorsa tabanlar aynı olmak şartıyla bunların içleri çarpılıyordur aslında. Logaritma 24 tabanında içler çarpılırsa yine 24. Aman Allah'ım, süper şeyler geldi. Taban ve iç aynı. Demek ki bunun sonucu 1. 7 numara. Ne demiştik? Bakın burada 6 numarada çıkarma varsa da içler birbirine bölünüyordu. Evet, bu soruda da çıkarma geldi. Yani tabanlar aynı olmak şartıyla logaritmalar birbirinden çıkarılmış. Demek ki tabanlar yine aynı olacak. Logaritmanın içleri bu sefer birbirine bölünmüş olacak. Yani x üzeri 5y küpü ne yapacağız arkadaşlar? X küp y'ye böleceğiz. Logaritmanın içi bu şekilde oldu. Dışarıdaki çıkarma, içerideki bölme olarak logaritmada değil mi, işleme dönüştü. Tabi sadeleştirmeleri görüyorsunuz oradan. X'ye tabanında ne kalmış oldu? X kare y kare kalmış oldu sadeleştikten sonra. Biz bu ifadeyi şöyle düşünemez miyiz? X'ye tabanında aslında x'ye'nin parantez karesi. Bunu yaptığım anda logaritmanın içindeki kuvvetler önüne çarpı olarak gelmiyor muydu? Yani şuradaki 2'yi biz başa alamaz mıyız? Aldığımız anda 2 tane logaritma x'ye tabanında x'i elde etmiş olduk. Burada zaten taban ve iç aynı olduğu için bu logaritmanın değerinin 1 olduğunu söylersek 2 çarpı 1'den cevabımız 2 olarak gelecektir. 8 numara. Yine benzer bir mantık var. Önceki kural, yeni bir kural yok burada. Tabanların aynı olduğuna dikkat ediyorum. Tabanların aynı olması şart. Yoksa bu dışarıdaki toplam ve çıkarmalardan kurtulamayız. Ne yapıyoruz? Logaritma 3 tabanında diyoruz. İçerideki artıları çarpıyoruz. 5 çarpı 10 çarpı 27 bölü 50. Değil mi? Dışarıda bakın hep toplamalar var. Dolayısıyla bunları içerideki çarpma şeklinde ifade ettik. Yani logaritma 3 tabanında zaten şu 50'ler giderse 27 kalacaktır. Logaritma 3 tabanında 27 de biz 3'ün küpü diye düşünebilir miyiz? Yine başta öğrendiğimiz kural geldi. Üstteki kuvvet başa çarpan olarak inebiliyordu. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 kaldı elimizde. Logaritmada taban ve iç aynı ise değeri 1'di. 3 çarpı 1'den sonucumuz yine 3 olarak bulunmuş oldu. 9 numara. Tabanlar aynı bakın. Tabanlar aynı olduğu için logaritma 3, bunlarla ilgili toplama çıkarma şeklinde işlemler yapabilirim. Bu dursun bir kenarda. Ancak bize sorulan bu sefer logaritma 10 tabanında 75. 75'i biraz parçalayalım. Asal çarpanlar ayırma yöntemi kullanıyoruz. 3'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yani ben bunu şöyle düşünebilirim. Logaritma 10 tabanında 3 çarpı 5'in karesi. Değil mi? 75'i bu şekilde düşünebiliriz. Peki biraz önce yaptığım işlemleri tersten düşünecek olursam. Logaritmanın içerisinde çarpma varsa bu önceden dışarıdaki toplam anlamına gelmiyor muydu? Yani ben logaritma 10 tabanında 3 artı logaritma 10 tabanında 5'in karesi diye düşünemem mi burayı? Evet, biliyorsunuz tersten yapabiliyorduk. Yani dışarıda toplam varsa bunu içeride çarpma şeklinde düşünebiliyorduk. O zaman tersini de yapabiliriz. Ne oldu bu durumda? Logaritma 10 tabanında 3, şu üstteki 2'yi de çarpan olarak başa indirebildik. Ne oldu? 2 tane logaritma 10 tabanında 5. Bakın logaritma 10 tabanında 3'ün zaten A olduğunu biliyor muyuz? Evet. Peki logaritma 10 tabanında 5'in B olduğunu biliyor muyuz? Evet. Demek ki biz bunu A ve B türünden ifade edecek olsaydık A artı 2B derdik. 10 numara. Yine aynı yapı var. Fakat bu sefer şöyle bir sorun var. Yani şurada fazladan bir 1 değeri var. Bakın orada bize bir artı 1 vermiş. Tam okunuyor mu bakalım. Evet, şurada bir artı 1'imiz var. İçerideki toplamanın bizim için bir anlamı yok. Hani dışarıdaki toplama içeriye çarpma diye girer. Yani ben şu ifadeyi aslında logaritma A çarpı B diye yazabilirim. Ama içerideki toplamayı herhangi bir şekilde açamam. Orada yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bu arada ben bir logaritma A çarpı B diye yazarsam şu ikisi tam logaritmalı oldu ya, bu artı 1. Bu artı 1 bir sorun. Onu da çözmem gerekiyor. Onun için bu hamleyi yapmadan önce şunu yazacağım. Bunlar 10 tabanında, dikkat edin. Bütün logaritmalar görünmediğine göre hep 10 tabanında verilmiş. O zaman ben bunu da logaritma olarak ifade edecek olsaydım logaritma 10 tabanında demez miydim? Çünkü logaritma 10 tabanında onu da 1 yapacaktır zaten. Şimdi hepsi logaritma tabanında olduğuna göre logaritma 10 tabanında A artı B eşittir. Logaritma 10 tabanında bunların hepsi toplam durumda olduğu için aslında içleri çarpılacaktır. Yani A çarpı B çarpı 10. Bu şekilde düşünebilirim. O zaman güzel bir şey geldi arkadaşlar. Ne oldu? Logaritma onlar aynı olduğu için bunları silebiliriz. Yani A artı B'nin aslında A çarpı B çarpı 10'a eşit olduğunu iddia edebiliriz. Soru bizden ne istiyor? A'nın B türünden değerini istiyor. O zaman A'ları aynı tarafa toplayalım. Yani şunu şuraya alalım. B'yi de buraya alalım. Ne oldu bakın? A eksi AB eşittir 10. Pardon, burada böyle yapamıyoruz tabii ki. Şöyle yapıyoruz. AB 10'un hepsini bu tarafa alıyoruz. B eşittir. Ne oldu? AB çarpı 10 eksi A.
Ve bunları a parantezine alıyoruz. Yani 10b eksi 1 geliyor. Karşı tarafta da b vardı. Her iki tarafı 10b eksi 1'e bölersek ne olmuş oldu? A eşittir b bölü 10b eksi 1. İşte a'yı b türünden ifade etmiş olduk. Buradaki önemli nokta şuydu arkadaşlar. Ne yapıyorduk? 1'i logaritma 10 tabanda 10 diye ya da istediğimiz tabanda ifade edebiliyorduk. Yani diğer logaritmalar örneğin 5 tabanında olsaydı ben 1'i logaritma 5 tabanında 5 diye ifade ederdim. Diğer logaritmalar x tabanında olsaydı ben 1'i logaritma x tabanında x diye ifade ederdim. 11 numara. Logaritma 5 a'ymış. Logaritma 2'nin a cinsinden değeri nedir diyor. Şimdi 5 ve 2'yi içeren bir şey düşünelim. Ne düşünelim? Bildiğimiz bir şey olsun bu. Örneğin logaritma 10 diyelim. Hem 5'i hem 2'yi içeriyor. Logaritma 10 tabanda 10 nedir? 1'dir. Ben logaritma 10 tabanda 10'u logaritma şu tabanı yazmaya bile gerek yok biliyorsunuz değil mi? Logaritmada taban yazmasak zaten bu 10 anlamına geliyordu bizim için. Logaritma 5 çarpı 2 diye düşünebilir miyim? Zaten biz logaritma 5 çarpı 2 de logaritma 5 artı logaritma 2 diye düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz. Dolayısıyla buradan gördük ki şu 1'i şuraya taşıyacak olursak logaritma 5 artı logaritma 2 neymiş? 1'miş. O zaman ben logaritma 5 yerine a yazarsam a artı logaritma 2 eşittir 1 ise logaritma 2 eşittir buradan 1 eksi a'dır. Buradan şöyle bir genelleme yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Eğer içlerinin çarpımı tabanı veriyorsa. Mesela bakın burada tabanlar görünmeyen tabanlar 10'du. İçlerin çarpımı da tabanı veriyordu. 2 çarpı 5 onu veriyordu. İçlerin çarpımı tabanı veriyorsa biri diğerinin birden çıkarılmış halidir. Bunu hep böyle düşünebileceğiz. 12. Burada bakıyoruz tabanlar aynı ve içlerinin çarpımı tabanı veriyor. Evet biraz önce söylediğimiz kuralı kullanalım. Bakın 2 ile 6'nın çarpımı 12 tabanı veriyor. Dolayısıyla biri diğerinin birden çıkarılmış halidir. Yani ben logaritma 6 12 tabanında 6'ya değil mi 1 eksi x diyebilirim. Geldik 13 numaraya. Logaritma 25'in m türünden değeri nedir? Bu sefer içlerinin çarpım tabanı vermiyor. Vermediği için de farklı şeyler düşüneceğiz. Ne yapacağız? İlk başta çözdüğüm gibi çözeceğiz. Diyeceğiz ki logaritma 25'i biz nasıl ifade edebiliriz ve içinde şey olsun. Nedir onun ismi? Logaritma 2 olsun. Logaritma örneğin 100 diyelim. Logaritma 100 tabi 10 tabanda olduğu için aslında nedir? Logaritma 10 tabanında 10'un karesidir. 2 başa inerse logaritma 10 tabanında 10'da 1 yapacağı için bunun sonucu aslında 2'dir. Yani biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz bir şeyle başlamakta fayda var. Demek ki logaritma 100'ü ben nasıl yazabilirim? Logaritma 25 çarpı 4 diye düşünebilirim. Logaritma 100'ün de zaten 2 olduğunu biliyoruz tabii ki. Biraz önce hesapladık. Bunu da içerideki çarpmayı dışarıdaki toplama diye açamıyor muyduk? Yani logaritma 25 artı logaritma 4 diye düşünemez miyiz bunu? Logaritma 4'ü de zaten biz şöyle düşünebiliyoruz. Bakın logaritma 2'nin karesidir bu. Ve şu üstteki 2 başa inerse ne olacak dikkat edin. Logaritma 25 artı 2 tane logaritma 2 olacak. Logaritma 2'nin zaten m olduğunu biliyoruz. Yani şunun yerine m yazarsak burası 2m yapacaktır. Artı logaritma 25 ve eşitliğin karşı tarafı da zaten 2. Dolayısıyla biz 2m'i karşıya attığımız zaman logaritma 25'i ne yapacağız? 2 eksi 2m şeklinde hesaplamış olacağız. 14 numara. Biraz önce işte yine kullandığımız kuralı bu sefer ne yapmış? Hep tersten sormuş. Yani içerideki çarpma dışarıdaki toplamaymış. İçerideki bölme dışarıdaki çıkarmaymış. Yani ben burada logaritma a çarpı b'yi aslında logaritma a artı logaritma b diye düşünebileceğim. Ve bunun karşılığı 2 olduğunu soru bize söylemiş. Diğer taraftan logaritma a bölü b'yi de ne yapacağım? Logaritma a eksi logaritma b diye düşünebileceğim ki bunun karşılığı da eksi 2'ymiş. Şimdi bakın biz bunları taraf tarafa toplarsak ne oluyor? Bunlar gidiyor. 2 tane logaritma a kalıyor elimizde ve karşılığı da 0 kalıyor ki buradan anlıyoruz logaritma a eşittir 0'mış. Logaritmanın görünmeyen tabanı neydi? 10'du. Biz dersin en başında yani ikinci soru olması lazım şunu öğrenmedik mi? Alt tarafın üzerine bunu yazarak içine eşitleyebiliyorduk. Tabanın üzerine 10'un üzerine ben 0 yazacağım ve bu bana logaritmanın içini verecek a'yı. 10 üzeri 0 1'dir. Demek ki a burada ne olacakmış? 1 olacakmış. 15 numara. Yine benzer bir mantık var. Logaritma a tabanında b'yi soruyor bize. O zaman ne yapalım? Logaritma a ve b'nin değerlerini ayrı ayrı bulalım. Örneğin mesela alt tarafı eksi 3 ile çarpalım. Amacım buradan logaritma b'lerden kurtulmak. Ne olacak? 5 log a artı 3 log b eşittir 2. Diğer taraftan eksi 6 log a eksi 3 log b eşittir eksi 3. Bunlar topladığımızda log b'lerin gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Buradan eksi log a
eşittir eksi 1. Yani logaritma a eşittir 1'miş. Bu dursun. Şimdi logaritma a gördüğümüz yere 1 yazarsak herhangi bir denklemde, logaritma b'de ne yapacaktır? Şöyle daha güzel yazayım. Logaritma b'de buradan ne yapacaktır? Şuraya arkadaşlar 1 yazarsak 5 yapacak. 5'i karşıya atacağız. Eksi 5 diye geçecek. Yani burada eksi 3 kalacak. Logaritma b'de buradan eksi 1 yapacak. Şimdi burada yeni bir kural gelsin devreye. Neydi kuralımız? Şu. Eğer logaritma, şöyle yeşil kalemle yazayım onu da. Logaritma a tabanında b varsa elimizde, biz bunu logaritma b bölü logaritma a diye yazabiliriz. Taban olarak istediğiniz tabanı kullanabiliriz. Yani o b'nin ve a'nın altında istediğiniz tabanı yazabilirsiniz. Ama hiçbir şey yazmazsanız tabanın 10 olduğunu zaten biliyoruz. Logaritma b bölü a yazabilirim. Adam bana logaritma a tabanında b'yi sormuş. Yani ben bunu logaritma b bölü logaritma a diye düşünebileceğim mi? O zaman logaritma b'nin de zaten eksi 1 olduğunu biliyoruz. Logaritmanın da 1 olduğunu biliyoruz. Aradığımız cevap ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. 16 numara. Logaritma 2 tabanında 3 m olduğuna göre logaritma 18 tabanında 12'nin m cinsinden değeri nedir? Şimdi burada sorun şu, tabanlar birbirine benzemiyor. Yani şu ana kadarki sorularımızda tabanlar aynıydı. Logaritmada tabanlar aynı olmadığı sürece işlem yapamıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla önce bunların tabanlarını birbirine benzetmemiz gerekiyor. Hani az önce bir kural söyledim. Ne dedim? Logaritma a tabanında b'yi ben ne yapabiliyordum? İstediğim tabanda logaritma örneğin c tabanında b bölü logaritma c tabanında a diye yazabiliyordum. Tabii ki hem paya hem paydaya kullandığım bu c tabanlarının aynı olması gerekiyor. Farklı farklı tabanlar seçemeyiz. Bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi o zaman şu logaritma 18 tabanında 12'yi ben şöyle yazmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında 12 bölü logaritma 2 tabanında 18. Neden 2 tabanlı seçtim? Çünkü soru bize bakın arkadaşlar 2 tabanlı vermiş. Dolayısıyla 2 tabanında seçtim ki verilen bilgiyi kullanabilir hale geleyim. Şimdi hadi bunu biraz düzenleyelim. Şu 12'yi nasıl yazabilirim ben? 4 çarpı 3 diye yazabilirim. Değil mi bunu? Logaritmanın içindeki çarpma aslında dışındaki toplama demek değil miydi? Yani logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında 3 diye düşünemem mi ben bu kısmı? Aynı şeyi buradan 9 çarpı 2 diye düşünecek olursak 18'i. O da logaritma 2 tabanında 9 artı logaritma 2 tabanında 2 diye dönüşmeyecek midir? İçerideki çarpma dışarıdaki toplama olarak yazılabiliyordu logaritmada. Şimdi logaritma 2 tabanında 4 zaten 2'dir. Neden 2'dir? Tekrar hatırlatalım. Şu 4'ü 2'nin karesi diye yazabiliyorduk. Bu baştaki 2 başa geliyordu. Logaritma 2 tabanında 1 olacağı için de elimizde sadece 2 kalmış oluyordu. Zaten logaritma 2 tabanında 3'ün m olduğunu soru bize vermiş. Böyle aşağıda da logaritma 2 tabanında 9 var. Ben yine 9'u 3'ün karesi diye düşünürsem ve kare başa gelirse ne olacaktır orada? 2 tane logaritma 2 tabanında 3 olacaktır. Artı logaritma 2 tabandaki 1 zaten. Bakın logaritma 2 tabanında 3 yine geldi. Yani biz bunun m olduğunu bildiğimiz için cevabımız 2 artı m bölü 2m artı 1 şeklinde oluşacaktır. 17 numara. Logaritma 12 tabanında 15 demiş. Yukarıdaki bilgilere baktığında yukarıdaki bilgiler hep logaritmalar 10 tabanında. O zaman bana sorulan şeyi de logaritma 10 tabanında ifade etmem gerekiyor. Yoksa verilen bilgileri kullanamam. O zaman diyorum ki logaritma 15 bölü logaritma 12 diye ben bunu ayırabilirim şu ifadeyi. Diyeceksiniz ki taban nerede hocam? İşte evet, yani taban 10 olduğu için yazmayabiliyorduk zaten. Artık ben bunları parçalayacağım. Yani şunun biz 3 çarpı 5 olduğunu biliyoruz. Yani logaritma 3 çarpı 5 diye düşünebiliyorum bunu. Bundan logaritma 4 çarpı 3 olduğunu biliyorum. Bunları içerideki çarpmayı dışarıdaki toplama diye ayırabiliyoruz. Yani logaritma 3 artı logaritma 5 bölü logaritma 4 artı logaritma 3 diye bunu düşünebileceğiz. Zaten logaritma 3'ün kaç olduğunu biliyoruz? Y. Logaritma 5'in kaç olduğunu biliyoruz? Bilmiyoruz. Şimdilik dursun. Peki logaritma 4 aslında neydi? Aynı mantıkla 2'nin karesi diye düşünüyorduk. 2'yi başa alıyorduk ya. Yani biz bunu aslında 2 tane log 2 diyebiliyorduk. O zaman log 2'nin kaç olduğunu biliyoruz? X. Başında da 2 var. Buraya 2x yazacağım. Ve burada da logaritma 3 var ki onun da y olduğunu biliyoruz. Şimdi tek sorun burada ne var? Logaritma 5'i bilmiyoruz. Ama onun önceki bölümde ne yapmıştık? Kullanmıştık. Hatırlayın ne demiştik? Logaritma 2 eşittir x iken bize ne lazım? Logaritma 5 lazım. Ne yapıyorduk? İçlerinin çarpımı tabanı veriyorsa, ki bunların görünmeyen tabanları nedir arkadaşlar? 10'dur değil mi? Bakın içlerin çarpımı 2 ve 5 onu veriyor tabanı. O zaman biri diğerinin birden çıkarılmış halidir. Yani ben logaritma 5 yerine aslında 1 eksi x yazabilir miyim çok rahat? Evet değil mi? Önceki bölümlerde bununla ilgili 2 tane soru çözmüştük. Demek ki ne yapacağız? Y artı logaritma 5 yerine artık 1 eksi x yazacağız. Evet, bayağı kaliteli bir soru oldu arkadaşlar. 18 numara. Logaritma 5 tabanındaki a olduğuna göre logaritma 2 tabanında 40'ın a cinsinden değeri nedir?
Yine aynı şeyi yapalım. Hep 5 tabanında bunları parçalayalım. Logaritma 5 tabanında 40 bölü logaritma 5 tabanında 2 diye düşünebilirim. Biliyorsunuz istediğimiz tabanı kullanmak şartıyla pay ve paydayı ayrı ayrı yazabiliyorduk. Burada artık yukarıda parçalamalar başlasın. Logaritma 5 tabanında bu nedir? 8 çarpı 5. Bu da zaten logaritma 5 tabanında 2. Onun zaten A olduğunu biliyoruz. Orada çok bir şey yapmayacağız. Şimdi logaritma 5 tabanında 8 çarpı 5'i ben içerideki çarpmayı dışarıdaki toplama olarak ayırabileceğim için şu şekilde yazacağım. Bölü aşağının zaten A olduğunu biliyoruz değil mi? O soruda bize verilmiş, bunu yazdık. Şimdi şuradaki 8'in biz 2'nin küpü olarak yazılabileceğini biliyor muyuz? Evet, 2'nin küpü de buraya gelirse ne olacak burada arkadaşlar? 3 tane logaritma 5 tabanında 2 artı logaritma 5 tabanında 5 1 zaten bölü aşağısı A. Şimdi logaritma 5 tabanında 2'nin zaten A olduğunu bilmiyor muyuz? Evet, o zaman yukarıda 3A artı 1 bölü aşağıda da A oluşmuş oldu. 19 numara. Yine aynı kuralı kullanacağız. Çok keyifli tatlı bir soru geldi karşımıza. Ne yapıyorduk? Üst tarafı pay, logaritma 3. Alt tarafı payda olacak şekilde logaritmaları parçalayabiliyorduk. Aynı şekilde burada logaritma 4 bölü logaritma 3 diye bir parçalama yapabilirim. Aynı şekilde logaritma 5 bölü logaritma 4. Ve bula bula en son logaritma 128 bölü logaritma 127 diyebilirim. Bunun arkadaşlar çarpım olduğunu biliyoruz. Bu çarpmayı yaptığımızda rasyonel sayılara döndü soru. Pay ve paydalar aynı olduğu için hep bu yönde götürmeler olacak mı? Bakın. Evet. En üstte kim kalacak? Logaritma 128. En altta kim kalacak? Logaritma 2. Eşittir A. Şimdi logaritma 128'in zaten biz 128'in 2'nin 7. kuvveti olduğunu bildiğimiz için ne olacaktır? 7 başa inecektir. Yani 7 tane logaritma 2 bölü aşağıda bir tane logaritma 2 vardı. A olduğunu biliyoruz. Log 2'ler giderse A'nın buradan 7 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi bunu soruda kullanmamız gerekiyor. A yerine 7 yazarsak şurada. A yerine yazınca logaritma 7 tabanında 7 eşittir. Logaritma 3 tabanında x oldu. Logaritma 7 tabanında 7'nin zaten 1 olduğunu biliyor muyuz? 1 eşittir logaritma 3 tabanında x. En başta öğrendiğimiz kural neydi? Logaritmada tabanın üzerine karşıyı yazarsak bu bize neyi veriyordu? Logaritmanın içini veriyordu. Yani x buradan 3 diye çok rahat söyleyebileceğiz. Evet, 20 numara. Burada da şöyle bir kuralımız gelsin. Aslında bir kural değil. Hani ezberlenecek bir şey değil. Mantıken çok rahat çıkarabiliyoruz ama biz yine kuralmış gibi düşünelim bunu. Hızlandırmış oluruz. Logaritma A tabanında B'yi biz çok rahat 1 bölü logaritma B tabanında A diye düşünebiliriz. Neden? Çünkü hani mantığına bakacak olursanız logaritma A tabanında B logaritma B bölü logaritma A değil miydi arkadaşlar? Biz bunu şu B'yi taklattırıp aşağı alırsak yukarıda 1 kalır. Logaritma A bölü logaritma B. Bakın çok aslında basit bir kesirli ifade hilesi. Şimdi o zaman ben bunu taklattırırsam. Önce açık açık yazayım, sonra hızlı yolunu söyleyeyim. Ben bunu 1 bölü logaritma 6 bölü logaritma 24 diye düşünebilecek miyim? Artı bunu da 1 bölü logaritma 3 logaritma 6 bölü logaritma 3 diyelim daha hızlı. Şöyle. Artı pardon orası eksiymiş. Bu da 1 bölü logaritma 6 bölü logaritma 2. Şimdi kesirlerde alttaki ters çevir çarpılınca değil mi? Bölme işlemi yaparken ikinci ters çevir çarpıyorduk. Bu yukarı geliyor. Yani logaritma 24 bölü logaritma 6 artı logaritma 3 bölü logaritma 6 eksi logaritma 2 bölü logaritma 6. Bunları dedikten sonra zaten neydi hatırlarsanız? Tabanlar ayrılmışsa biz bunu aslında logaritma 6 tabanında 24 diye düşünebilirdik. Çünkü tersten bunu böyle yazabiliyorduk. Artı bunu da logaritma 6 tabanında 3 eksi bunu da logaritma 6 tabanında 2 diye düşünemiyor muyum? Evet. O zaman ne olacak şimdi bakın? Hepsinin logaritmanın tabanı aynı olduğuna göre içler ne yapılabilirdi? Toplamaysa çarpma, çıkarmaysa bölme şeklinde birleştirilebilirdi. Toplamalar o zaman çarpacağız. 24 çarpı 3. Çıkarma olan eksileri de yani 2'yi de buradan böleceğiz. Buradan ne yaptı bakın? Logaritma 6 tabanında 24 çarpı 3 72'yi 2'ye bölük 36 yaptı. 36 zaten 6'nın karesi değil midir? Yani şunu şöyle düşünecek olursak buradaki 2 başa inecek. Yani 2 tane logaritma 6 tabanda 6 kalacak ki bunun sonucunda 1 olduğunu biliyoruz. 6 tabanda 6'nın. Yanında 2 vardı ki çarpı 1'den cevabımız 2 olacaktır. Ve son sorumuz. Burada da şöyle bir kuralımız olsun. Eğer tabanımız A ise bunun üzerinde logaritmik bir ifade varsa ve üzerindeki logaritmanın da tabanı A ise mesela üzerinde x var dikkat edin. Ne oldu? A'lar, logaritmalar birbirini götürünce elimizde ne kalmış oldu? Sadece x.
Buradaki aslında temel mantığımız şu. Şuradaki x ile şuradaki a yer değişebiliyor. Bu yer değişmeden dolayı kural bu şekilde geliyor. Ne yapıyoruz? X aşağı geliyor, a yukarı çıkıyor. Yani logaritma a tabanında a. Zaten logaritma a tabanında a nedir? 1'dir. Dolayısıyla x üzeri 1'den cevabımız x oluyor. Yani temelde kural olarak artık şunu söyleyebiliriz yani. A'nın üstünde logaritmik bir ifade varsa kuvvet olarak, tabanlar aynıysa o zaman bunlar birbirini götürüyor. Elimizde sadece x kalıyor. Şimdi buraya bakalım. Burada gerçekten şu 5, 5 tabanlar aynı mı? Evet, bunlar birbirini götürdü. Burada direkt 3 kalmış oldu. Yani üstten ve logaritmadan kurtulmuş olduk. Bu şekilde cevaba direkt 3 diyebildik. Şuraya gelince burada ufak bir hile yapmamız gerekiyor önce. Şu an çünkü parçalamamız gerekiyor. Bunu ben üstlü sayılardan 9 üzeri 1 çarpı 9 üzeri logaritma 3 tabanda 2 diye düşünemez miyim? Evet, yani şu 9 üzeri 1 zaten 9 normal bir sayı, dursun. Şurada biraz işlem yapmam gerekiyor. Şu an çünkü tabanlar aynı değil. Yani en alttaki tabanımız 9 iken logaritmanın tabanı 3. Bunlar aynı olmadığı için kuralı kullanamıyorum. O zaman ben bunu ne yapacağım? 3'ün karesi diye ifade edeceğim. Yani 3 üzeri 2 tane logaritma 3 tabanında 2 oldu mu? Bu 2 de bunun kuvveti değil midir? Başa gelmez mi? Yani 2'nin üstüne gelmez mi? Logaritma o zaman, pardon, tabanı yazacağız önce. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 2'nin karesi, yani 4. Şimdi bakın ne oldu burada? Neyi başardık? Üstlü sayımızın tabanı ile logaritmanın tabanı aynı olmasını başardık. Bunlar birbirini götürüyor. Bunun sonucunda sadece 4 kalıyor. Yani ben tutup 9'un yanına çarpı olarak 4 yazabileceğim. Eksi. Buraya gelelim. Burada da bir hile yapmamız gerekiyor. 2 üzeri logaritma 4 tabanında 3 var. Şimdi bunu çözmem gerekiyor. Şu kısımdan bahsediyorum. Bunun için de yapmam gereken tabanların aynı olması gerekiyor. Ben ne yapacağım o zaman? Şu şeyi 4'ü 2'ye dönüştürmem gerekiyor. 2 üzeri logaritma 2 üzeri 2 diye düşüneceğim. O zaman bu 2 de buraya hatırlarsanız 1 bölü 2 diye geliyordu. Değil mi? Paydadaki kuvvet, değil mi? Başa keste geliyordu tabandaki. Bu 1 bölü 2 de aslında 3'ün neydi arkadaşlar? Kuvvetiymiş ki başa çarpma olarak inmiş diye düşünebiliyorduk onu da. Yani ben aslında bunu 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 üzeri 1 bölü 2 diye düşünebilir miyim? 3 üzeri 1 bölü 2 aslında ne demektir? Kök 3 demektir. Yani şunu silip de oradan çok uzatmadan kök 3 yazabilirim. Şimdi bu ifadede görüyorum ki tabanın kendisiyle logaritmanın tabanının ne oldu? Aynı olduğunu görüyorum. Bunları silip bunların yerine kök 3 yazabiliyorum. Demek ki buradan da elimizde ne var? Bir kök 3 var. Ne oldu, dikkat edin? 3 var artı 36 var. Buradan da eksi kök 3 var. Yani 39 eksi kök 3 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet arkadaşlar, logaritma ile ilgili bilmeniz gereken bütün kuralları birer ikişer örnekle hızlı bir şekilde geçtik. Bununla ilgili çok daha detaylar mutlaka çözülecektir. Ben de burada paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Ancak şu an logaritma ile ilgili bilmeniz gereken ekstra bir kural kalmadı diyebilirim. Bunlarla tüm soruları çözebilirsiniz. Sadece biraz pratik yaparak kuralları daha hızlı uygulayabilir hale gelmemiz gerekiyor. Başarılar diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar.